Şehrin Sesi programı olarak Günler ilçesine konuk olduk. Yanımızda Belediye Başkanı Alparslan Ünüvar Bey var. Sizleri biraz tanıyabilir miyim? Hoş geldiniz diyorum ben Günler halkı adına. Sizlere şeref verdiniz. Alparslan Ünüvar, Günler Belediye Başkanıyım. Günler'de doğdum, büyüdüm. Öğretmenlik mesleğinden geldim. Bütün hayatımızda gerçekleşen, bizi mutlu eden her şey Günler'de gerçekleşti. Vatandaşlarımızın teveccühüyle en son yerel seçimlerde Günler Belediye Başkanlığı görevini vatandaşlarımız bizlere verdi. İnşallah bu yükü, bu sorumluluğu sırtımızda taşıyoruz. Sayın Başkan, belediyecilik nedir ve nasıl olmalıdır? Evet, belediyecilik, biz öğretmenlik yaparken çocuklara vatandaşların eğitiminden sağlığına kadar, sosyal ihtiyaçlarından sportif faaliyetlerine kadar, hatta ailelerin geçimsizliklerinden gelirlerine kadar her şeyiyle ilgilenen devletin yöneticisini seçimle seçtiği bir kurumdur. Bu şekilde bakabiliriz. Yani bir belediye başkanı vatandaşı ilgilendiren her konuyla doğrudan ilgilenen bir kurumdur, bir yapıya sahiptir. Bizler Günler Belediyesi olarak bu bahsetmiş olduğum konularda vatandaşın ekonomik durumunu ilgilendiren ne varsa, sağlığıyla ilgili ne varsa, eğitimiyle ilgili ne varsa üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerine getirme gayreti içerisindeyiz. İlçemizde bulunan bütün devlet kurumlarıyla işbirliği yaparak tabii ki bunları sağlıyoruz. Yine ilçemizde bulunan sivil toplum kuruluşları, mesela bizim ilçemizde kent konseyi var ve bu kent konseyi 7 yıldır Günler'de faaliyet gösteriyor. Sadece formalite bir kent konseyi değil, icracı, önerilerde bulunan, kenti yönlendiren bir kent konseyi. Yani ilçemizin daha güzel olması için, ekonomisinin daha güzel olması için, vatandaşlarımızın daha mutlu, daha refaha sahip olması için elimizden ne geliyorsa o konuda bütün kurumlarla, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim yaparak çalışmalar yürütüyoruz. Bizlere vermiş olduğunuz hizmetlerden bahseder misiniz? Bizim ilçemiz okuma yazma oranı çok yüksek olan bir ilçe. Yani vatandaşlarımız çocukları okuyabilecekse evini satar, bağını bahçesini satar, çocuğunu okutur. Biz bu kadar okumaya, eğitime düşkün bir ilçeyiz. Okul müdürlerimiz geldi. Geçen yıl da yapmıştık. Biz çok fazla reklam yapmayı sevmiyoruz. Yani vatandaşın hakkı olanı vatandaşa fırsat buldukça vermeye çalışıyoruz. Müdürlerimiz bizden 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerimizin girecekleri sınavlara hazırlık için deneme ihtiyaçları olduğunu söylediler. Teşekkür ediyorum ben kendilerine buradan da. Tabii bir öğretmen olmam hasebiyle biraz daha kendi evleri gibi geliyorlar. Zaten biz öyle görüyoruz. İlçemizde sınava girecek olan 12. sınıf öğrencilerimizin tamamı ve 8. sınıf öğrencilerimizin tamamına her ay bir deneme Günler Belediyesi tarafından alındı. Öğretmenlerimiz bu denemeleri yapacak. Bu sadece eğitim alanından bir örnek veriyorum. Yani belediyenin görevi sadece yolları yapmak, vatandaşlarımızın su ihtiyaçlarını gidermek, park bahçe yapmak değildir. Günler'i okuyacak bir şekilde. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkürler.